Adana'nın Seyhan ilçesinde Sarı Hamzalı mahallesinde Kemal Deniz Geri Dönüşüm sitesinde iftar yemeği verildi. İftar yemeğine Avrupa Birliği Bakanı ve baş müzakereci Ömer Çelik'le çok sayıda işçi ve vatandaş katıldı. Bugün açık ve net bir şekilde söylüyorum. Türkiye'de ikinci sınıf vatandaş yoktur. Hepimiz birinci sınıfız. İftar açıldıktan sonra konuşma yapan Bakan Çelik, AK Parti iktidarlarının göreve başladığı zamanlarda Türkiye'nin Kürt sorunu olduğunu söyleyerek şöyle devam etti. AK Parti iktidarları göreve başladığı zaman Türkiye'nin bir Kürt sorunu vardı. Türkiye'de Kürt olsun, Arap olsun, başörtüsüyle üniversiteye gitmek isteyen olsun, Türk olsun, Türk milletinin bütün parçası olan kardeşlerimizin üzerinde çeşitli sebeplerle baskılar vardı. Fakat bunlar AK Parti hükümetleri döneminde demokrasinin geliştirilmesiyle, özgürlüklerin geliştirilmesiyle ortadan kalktı. Ve Güneydoğu'ya, Doğu'ya yapılmış yatırımlar, çocuklar için daha iyi okullar, insanımız için fabrikalar, daha iyi sağlık hizmeti için yapılan girişimler son hızla devam ederken maalesef gelinen noktada ne oldu? Terör örgütü tarafından bu süreç sabote edilmek istendi. Bakan Çelik, terör örgütü PKK ile mücadelede önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerinin altını çizerek, terör örgütünün yatırımları sabote etmeye çalışmasına rağmen yatırımların devam ettiğini vurguladı. Hiç kimsenin aklını vermediği yerlere, hayalini bile kurmadığı yerlere havaalanları var. Bir sürü fabrikalar, yatırımlar var. Terör örgütünün sabote etmesine rağmen, sabotaj faaliyetlerine rağmen oraya yatırım yapmaya, insanımızın kimliğine sahip çıkmasının önündeki engelleri kaldırmaya, insanımızı daha iyi hayat standartlarıyla buluşturmaya devam ediyoruz ve devam edeceğiz. Avrupa Birliği Bakanı ve baş müzakereci Ömer Çelik, iftar programının ardından Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerin güdümlü füze atması sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Muhammed Koç'un Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan mahallesinde bulunan taziye evini ziyaret etti. Ziyarette okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından Bakan Çelik şunları söyledi. Bu çocukların, bu aziz canlarını feda eden bu çocukların kahramanlıkları olmasa biz ne burada rahatça oruçlarımızı tutabiliriz, ne iftar açabiliriz, ne sahur yapabiliriz. Etrafımızdaki terör örgütleri bize kendi ülkemizde soluduğumuz havayı, yediğimiz ekmeği, içtiğimiz suyu haram kılmak istiyor. Ama bunların hepsi bu millete sonuna kadar helaldir. Asıl bu çocukların kahramanlıkları sayesinde, fedakarlıkları sayesinde ülkemize göz diken, ülkemize saldıran bu teröristlere yaşadıkları yeri dar edeceğiz, haram edeceğiz. Eğer bu çocuklar bu fedakarlıkları göstermemiş olsalardı, aziz canlarını bu ülke için, bu millet için feda etmemiş olsalardı, o zaman biz bu terör örgütleriyle Allah korusun Adana'da, Ankara'da, İstanbul'da karşılaşmak zorunda kalacaktık. Bu çocukların kahramanlıkları sayesinde biz burada onurlu bir şekilde yaşıyoruz, özgür bir şekilde yaşıyoruz. Birlik ve beraberliğin önemine değinen Çelik, terör örgütlerinin her türlüsüyle mücadelelerini sürdürmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.